أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ İzmir Urla'da doğdum. Aslen Konya Beyşehirliyim. 1963 Anneler Günü'nde dünyaya geldim. Annemi de 17 yaşındayken kaybettim. İlkokul yıllarım İzmir Bergama'da geçti. Konya'ya geldik. Daha sonra Beyşehir Hatip'te lise hayatımı tamamlamış oldum. 1992 yılında Konya'da Yorgan Camisi'nde göreve başladım. 23 yıldan beri de aynı camide göreve devam ediyorum. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Cami cemaatimizle çok güzel ilişkilerimiz var. İyi anlaşıyoruz. Onlar cemaatin beni sevdiğine inanıyorum. Yani hepsini bir akraba, bir komşu, bir abi, bir baba, bir dede olarak gördüm yıllardır. Küçükleri kendi çocuklarımız gibi gördük. Benim imamlığa bakış açım, onu bir iş olarak görmüyorum. Yani kim ne derse desin, bu benim için bir meslek değil. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derdin öyledi. Bu bir sevgi, bu bir aşk. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derdin öyledi. Ben resmi de aynı şekilde görüyorum. Yani resim de bir iş değil benim için. Resim de bir sevgi, bir aşk. Din adamı, herkesi kucaklaması lazım. İmamlığı memur olarak düşündüğün zaman o insanlara nasıl yaklaşabilirsiniz? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen hâzellezî huve cündüllekum ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا Cenab-ı Allah güzeli seviyor. Ve Cenab-ı Allah dünyayı bir ahenk, bir düzen, bir güzellik içerisinde yaratıyor. Cenab-ı Allah her insana bir yetenek veriyor, bir kabiliyet veriyor. Duygularımla algılayabildiğim kadar, kabiliyetim kadar, yani yeteneğim kadar bunları aktarmaya çalışmak.
Tabii ki tarihi eserlerimizi yapıyoruz. Ama onların yanında güzel ağaçlarımız var, çiçeklerimiz var. Oraya giren, çıkan ve yanından geçen insanlarımız var. Tabiatın içerisinde, bir şehir yaşantısının içerisinde bunları aktarıyor. Yani bu eserlerin de gelecek neslimize ilham kaynağı olmasını, bunları hatırlatmak istiyorum. Öyle ümit ediyorum. Şimdi tabii bu resimlerimizde bu mimari eserleri yaparken mutlaka bu eseri yapmadan önce onu incelemem gerekiyor. Yani gidiyorum, o eserin etrafında dolaşıyorum, içine giriyorum. Yani bu günlerce sürebiliyor. Yani o resme onu nasıl koyarsam daha güzel olabilir. Hangi vakit, hangi saat, hangi açılar. Bunları yaşıyorum aslında. Resimlerimde yapmaya çalıştığım bir Mevlevi dermişidir aslında. Yani bir Mevlana'dır aslında. Bir Şems-i Tebrizi'dir aslında. Yani onlara bir özlemdir. Yani onların şahsına değil, düşüncelerine, fikirlerine. Onlara bir hayranlıktır benimkisi. Ve onun olmasını istediğim bir dünyadır. Musul Hocamları gerçekten ressam ve harika bir insan. Onun yaptığı resimlere bakıp duracaksın. Ben çok yerlere gittim, gezdim. Yani yurt dışına da gittim. Ama gerçek söyleyeyim, bir resim bu kadar canlı olabilir mi? Akademik mahiyette bir sanat eğitimi almadan böyle bir çalışmanın içine girmiş olması, onu farklı yapan. Her küp kendi içindekini sızdırır. Yani bizim içimizde ne varsa, yani bizim yaşantımız neyse, yani sanatçı da odur zaten. Bu dönemde yaşayıp da başka alemlerin, başka yaşantıların o sanatını, resmini yapmak değil. Kendi bildiği, kendi yaşadığı ve kendi içindeki ruhunu yansıtmaktır. Biz onun için içimizdekilere sızdırıyoruz. O boyalarla, renklerle o tuvalleri aktarmaya çalışıyoruz. Yani bizim yaşantımız nedir? İşte çocukluğumuzdan başladık, nerede yaşadığımızı anlattık. Biz Konya'da büyüdük. Konya bir Selçukluların başkenti olan bir yer. O Selçuklulardan kalan eserlerin içerisinde büyüdük. Yine gençlik dönemimde ben Konya'da bir mescit vardı, Erdemşah Mescidi. Onun yakınlarında oturdum. Yani biz bunları aktarıyoruz. Yani nedir düşüncen, kafandaki düşüncelerin, felsefelerin neyse, birikimlerimiz neyse, İçindeki birikimler ne biriktiyse bunları sızdırıyoruz. Bunları yansıtıyoruz resimlerimize. Tabii sanat eserinin şöyle bir özelliği vardır. Muhsin Kaleli'nin çalışmalarında ben daha çok o yönü öne çıkartmaya gayret ediyorum, görüyorum. Sanat eseri aynı zamanda bir belge niteliği taşır. Yaşadığı dönemin, sanatçının, kültür envanterinin, sosyal olaylarının, kültürel ve aktüel konularının resme yansımış halidir. Bunları nakşeder. Reel dediğimiz gerçekçi resimler. Dolayısıyla bir belge niteliği taşıyarak gelecek kuşaklara aktarımını da sağlar. Şimdi Muhsin Kaleli'nin çalışma konu yelpazesine baktığımızda içinde yaşadığı sosyal çevreden, yani Konya, Anadolu Selçuklu eserleri, işte İstanbul'un tarihi nitelikli plastik silüeti konusu için, yani onun resimleri için bir konu teşkil ediyor. Bu da son derece reel ve gerçekçi mahiyette ışık efektleriyle kullandığı bu çalışmalar geleceğe bir belge mahiyetinde iz bırakacağı kanaatindeyim. Sergimi 2010 yılında Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtım. İkinci kişisel sergimi de Konya'daki İnce Minare Müzesi'nde açmak nasip oldu. Üçüncü sergimi İstanbul'da Halkalı Sanat Galerisi'nde açtım. Burada Küçükçekmece Belediyesi büyük destek verdiler.
Bosna Hersek'te bir oranın Ressamlar Birliği tarafından davet edilmiştim. Ve dünyanın birçok ülkesinden ressamlar geldiler ve onlarla tanışma fırsatı da buldum. Ve o insanlarla birlikte çalışmaktan feyiz aldığım insanlar da oldu diğer ressamlarla. Ben de orada Ali Ezzet Begoviç'in resmine çalışmıştım. Bir portresine çalıştım. Çünkü o ülkesine büyük hizmetler yapmış bir insan. Çok önemli bir insan. Şu andaki içinde bulunduğumuz atölyeyi işte bir 6 ay kadar falan oluyor aşağıda. Burada hem kendi çalışmalarımı yapıyorum hem de talep doğrultusunda öğrencilere bildiklerimizi aktarmaya gayret ediyorum, çalışıyorum. Bir şeyler saklamıyorum. Bilgiyi saklamayı sevmiyorum. Ne biliyorsam buraya gelen kim olursa olsun bütün bildiklerimi onun anlayabileceği şekilde aktarmaya çalışıyorum. Muhsin Bey'in realist çalışmalarından çok feyiz alıyorum. Çok şey öğrendim burada. Hocam bir ressam olarak mükemmel bir ressam. İnsan olarak da çok mükemmel bir insan. Bir kere çok centilmen, çok iyi niyetli. Toplumda din adamlarına karşı bir ön yargı var genelde. İşte çok yobaz olduklarına dair, tutucu olduklarına dair. Ama bizim hocamız da imam, gayet çağdaş, medeni, ileri görüşlü bir insan. O yüzden fikirlerine çok saygı duyuyorum hocamın. Fazla almadan çünkü bu üzerinde tekrar çalışacağız biz. 4 aydır Muhsin Kaleli hocamızın yanında ders alıyorum. Bundan da çok memnunum. İyi ki buraya başlamışım diyorum. İyi bir resmin uzun sürede bittiğini gördüm. Toplumumuzda önyargılar var. Ama artık televizyonlarda da gazetede de böyle din adamlarının çıktığını gördükçe ben kendi adıma çok seviniyorum. Şimdi şu attıktan sonra, buraya atıyorsunuz, burayı yaptıktan sonra... Bir yıldır Muhsin Hoca'nın açtığı yeni atölyesine devam ediyorum. Çalışmalarımız, günlerimiz var ama istediğimiz her zaman gelip çalışabiliyoruz. Burada çok zevkli çalışmalarımız oluyor. Muhsin Bey'le 3 yıldır tanışıyoruz. Kara kalemle başladık. Kara kalem bittikten sonra pastel, sulu boya, hepsini kendinden öğrendim. Muhsin Bey sağ olsun her konuda ince ince bizlere resmin inceliklerini... Her türlü kolaylığı gösteriyor. Çiçeklerimiz daha da ortaya çıkacaktır o zaman. Şurası da evet. Şuraya da koyulik giriyoruz. Şu alt kısımlarına, şu diplere. Çiçeği en son oraya ışık atarız bir tekrar. Beyaz mı? Çok sarı çünkü. Muhsin Hoca ile şu anda bir kelebek çalışıyoruz. Kelebek gerçek çekimden, reprodüksiyon değil. Ben çalışıyorum 10.000 defa bir tüy vurmam gerekiyor. Bir buçuk ay sürüyor çünkü çalışmalarımız. Demişti işte yaratılış böyle güzel. Tekrar bu tarafa dönelim. Bu koyu kısma. Lambanın dik kısmından da iyice dikkatli gelen orada. Şöyle, çok iyi değil. Ha, o kısmı da yapalım. Aynı ton. Yaklaşık bir yıl önce üniversitemiz bünyesinde yapılmış bir sergide Muhsin Bey'i tanıma şansına nail oldum. Orada çok değişik, hiperrealist bir çalışması vardı. Hatta uzun süre onunla ilgilendim. Çünkü dünyanın her yerinden gelmiş sanatçılar olmasına rağmen Muhsin Bey'in çalışması diğerlerine göre daha farklıydı. Hiperrealist çalışmalarını çok ilgi çekici buluyorum. Çünkü çalışmaların içerisine girdiğiniz zaman bir fotoğraf etkisi var. Oldukça realist. Gördüğünüz ışık yanılsamaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o ışık değerlerini bulabilmek çok kolay bir şey değil.
Ben biraz hızlı çalışıyordum. Biraz benim yavaşlamamı, daha net görmemi, daha küçük noktacıklar üzerinde çalışmamı, ışık harelerini parça parça çalışmamda çok büyük faydası oldu. Buraya geldiğimde çok rahatlıyorum. Buraya geldiğimde Muhsin Bey bir din adamı biliyorsunuz. Bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Kendi tabiatı gereği oldukça naif, anlayışlı ve sabırlı. Çok sabır ve emekle yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Benim gibi buraya gelen birçok insanda gönül birliğiyle geldiğine inanıyorum. Cenab-ı Allah bana 3 çocuk verdi. Bir kız, 2 oğlan. Ben Oğuz Kaleli, Necmettin Erbakan Üniversitesi resim iş öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Daha öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünü bitirdim. Resme merakım 5-6 yaşlarında babamın resimlerini taklit ederek başladı. Daha sonra belli kompozisyonlar kurdum. Belli düşünceler içerisinde yeni bir şeyler yapmaya çalıştım. Üniversiteye başlamamla birlikte babamın yanında babam gibi büyük tablolar yapmaya başladım. Babamın resimlerindeki mistik havayı hani soluyarak ben de bu resimleri yaptım. Hani bu manevi duyguyla bunları çıkarttım. Onun çok büyük bir etkisi var resimlerimde. Benim resimlerime de baktığınızda hani birazcık daha hani lekeseldir ama hani gerçekçilik vardır babamdaki gibi. Babamın resimlerinde daha çok hani tarihi eserler yer almakta. Daha gerçekçi ve hani yorumlayarak yansıtıyor. Işığı çok daha keskin ve ışıklı resimler yapıyor. Yani gölgeye göre ışık daha fazla oluyor resimlerinde. Şimdi babamla beraber yetenek sınavlarına öğrenci hazırlıyoruz üniversite için. Ve onun yanında resme meraklı, sanata meraklı insanlara dersler veriyoruz. Yavuz Selim Kaleli, Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisiyim. Piyano derslerini yürütüyorum 3 yıldır. Müziğe başlamamda babamın tamamen %100 bir katkısı oldu. Tamamen onun yönlendirmeleriyle başladım. Babam hiç desteğini esirgemedi. Her türlü olumsuzluklarda bizi kaldırmasını bildi, moral verdi. Benim imamlığa bakış açım, onu bir iş olarak görmüyorum. Yani kim ne derseniz, bu benim için bir meslek değil. Bu bir sevgi, bu bir aşk,